Cumhuriyet Halk Partisi'yle ittifak olunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci sıra adayı oldu. Maddi manevi köy köy, kapı kapı, cadde cadde, sokak sokak dolaşarak gece uç toplandı, dört toplandı, üç tane düğün, dört tane düğün gezerek 46 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne Rize'den bir milletvekili kazandırdık. Helal hoş olsun. Afiyet olsun. İsterdim ki Cumhuriyet Halk Partisi Rize merkezden aday çıkarmasın, beni desteklesin, Rize Belediyesi'ni rahat alayım. Ama gene ben bu seçimi alacağım. Size söz veriyorum. Çünkü ben yıllardır Rize'de siyaset yapıyorum. Sokakta karşılığım var biliyorum. İşsiz gençler beni bekliyor biliyorum. Çünkü geçmişte Rize'de 10.000 kişi işe koymuş bir arkadaşımızın. 10.000 kişi işe koydum. Kusura bakmayın. Sülçük kardeşim burada. Rahmetli Nihat Mete'nin kızı bana destek vermek için buraya geldi. 10.000 kişiye ekmek onunla bana vermedi Rize'de. Partiye bakmadık. Anasının adını sormadık. Babasının adını sormadık, işe koyduk. Gene buradan söz veriyorum gençlere. Geliyorum. Belediye başkanı olacağım. Sizin işsizliğiniz gene bu abiniz ortaklar kaldıracak. Merak etmeyin. Sayın hemşehrilerim. Rize sokaklarını bu seçimde dolaşırken belediye anlamında gördüğüm bir sürü eşitleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Onun için geldim, bu seçimde aday oldum. Belediyeciliğin nasıl yapılacağını bunlara göstermek için bu seçimde geldim, Rize'den aday oldum. Elimi değil, gözlerimi Rize'de yaşayanları sinirin taşın altına koydum. Yanıma gelin, benimle yürüyün, bakın. En güzel şekilde belediyesini yapacağıma size söz veriyorum. Bakın Rize'de bütün kanalizasyonlar denize akıyor. Biyoaritma merkezi yok. Ya biyoaritma yapamadılar. Biyoaritma tesisi yapamadılar. Burası Cumhurbaşkanımızın ili. Şu akşam üzeri Eğitim Hastanesi'nin altında Ustam Paşa'nın oradan lağım kokusundan çok özür diliyorum. Geçilmiyor. Bir biyoartma, baktım ki biyoartma merkezi yok. İnanın ilçelerin biyoartma merkezi var ya. Hem de elektrik üretiyorlar, regülatör sisteminde. Teleferik dediler, teleferik yapacağız dediler. Gittim Fatih Mahallesi, Fatih Mahallesi muhtarı da benim halamın oldu, buradadır. Topçuların tepe derdiler, orada biz buldurucu tutardık geçtiğimizde. Orayı belediye istimlak yaptı, 4 milyon lira yakın para verdi. Şimdi belediye oraya ne yapıyor? Çay topluyor. Çay toplamak, teleferik yapacağım diye yer aldı, çay topluyor öyle. Böyle bir belediye olur mu? Böyle bir belediye başkanlığı olur mu? Soralım. Bir raylı sistem Rize'de yok. Bakın, Ardeşe Belediyesi dair güneş enerjisi yaptı biliyor musunuz? Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum onu. Çünkü Ardeşe Belediyesi o yaptığı güneş sistemiyle belediyeden elektrik paralarını çıkaracak, bir de artıya geçirecek. Burası Cumhurbaşkanlığı değil. Belediyenin bir kültür merkezi yok.
Belediye misin? Nikah sarayı yok, salonu yok, salonu, nikah bunun salonu yok Rize Belediyesi'nin ya. Size yemin ediyorum bu şehir değil, burası kasaba, kasaba. Kasabaların bile bir nikah sarayı var. Belediyemizin bir nikah salonu yok, nikah sarayı yok. Şu karşıda Bahattin Karali bir kulübe vermiş olarak oraya nikah kılıyorlar. Ya ben belediye başkanı olsam utanırım oraya gitmeye, utanırım, sıkılırım. Rize'nin trafik sorununu herkes görüyor, bizim Rabbim Metin belediye başkanı görmüyor. Ya Rize'de iki tane kavşak var, iki tane merkez, iki tane dalçık yaparsın, bunları kurtarırsın. Dediler ona ki Köksal Toptan aday oldu, geliyor Halil'i kaldıracak. Şimdi bakıyorum ki dalçık yapacağız başlamış söylemeye. O karşı tarafta bir ucube var ya, üst geçit, onu da kaldıracakmış. 5 yılda hiçbir şey yapmadın, şimdi mi aklına geldi? Ha Köksal Toptan geldi karşına da yolda. Hiç kazanmayacaksın elinden Rabbim. Hiç kazanmayacaksın Allah'ın izniyle. Ya emekli, bize emekli kenti, belediye emeklilerimize bir lokal mı yaptınız? He? Bir sosyal tesis yapmış, sayıydı bu sıklıkla. Lan neyi sosyal? Sosyal tesisle çay 7,5 lira olur mu? Ulan sosyal tesisin ne olduğunu biliyor. Beyefendiler geçen akşam adaylığını açıklamış. Sosyal tesise gelebilirmiş. Oradaki vatandaşlarımızı kapı dışarı tekme tokat atmışlar. Buldunuz köpek suçuyor diyorlar diyorsunuz he? Şimdi dolanın bakalım, Köksal Toptan karşınızda aday. Dolanın bakalım. Ya Rize'de hiç engelli yok mu? Belediyemizin engelliler için bir çalışması yok. Engellilerimiz sokakta yürüyemiyor. Arabayla, arabalarıyla gezemiyor. Sokaklara kadınlarımız doğduğumuz gezemiyor. Bu mudur belediyesi? Minibüs duraklarına durumladım. Şoförler minibüslerine oturuyor. Dedi, niye dışarı? Dedi ki abi dışarı nasıl çıkalım? Yağmur, çamur ol. Ya minibüs bakın. Enginlere minibüs durağı. İslampaşa minibüs durağı. Gündoğdu minibüs durağı. Dereüstü minibüs durağı. Ambarlık minibüs durağı. Sanaha minibüs durağı, bu da şehir içinde. Ya bunlara adam bir kulübe yapmaz. Adamlar yağmurda, çamurda dışarıda oturuyor ya. Ya bu nasıl belediye başkanısın? Ha yaslamışsınız sırtınızı cumhurbaşkanına, nasıl olsa bu millet cumhurbaşkanına oy veriyor, siz de oradan kesiliyorsunuz. Ama şehir, şehircinin anlamında hiçbir şey yok. Dereye akıyor. Evet, hepsini biliyorum muhtarım. Hepsini biliyorum. Onun için adayım zaten. Bu eşitleri gördüğüm için adayım. Ya kadınlarımız için ne yaptı? Eğitim için ne yaptı? Fakir çocuklarımız var okula giden. Onların çantalarına bir elma bile koyamadın. Bir süt bile veremedin ya. Sen belediye başkanı olarak bize de ne yap? Ama ne yaptığımı size söyleyeceğim konuşmalarımdan. Bunlar var ya, Hazreti Ali gibi, Hazreti Ömer gibi konuşurlar ama Turus Ömer gibi israat yapar bunlar. Bunlar var ya bunlar. Ulan Turus Ömer'ler, size gidiyor Turus Ömer'ler. Oo, bizim Rabbim var ya, konuşunca dersiz yalkoyayım olacak bunlar Hazreti Ömer. Ama israatı Turus Ömer. Bakın, rahmetli Hizirov bir asfalt fabrikası yaptı, asfalt. Salaka yolu üzerinde. Bu belediye başkanı Rabbim Bey asfalt fabrikasını çalıştıramıyor, kapatmış olarak. Şimdi çay elinden
karayollarından asfalt alıyor. Ulan asfalt fabrikan var, asfalt fabrikan. Asfalt fabrikasını çalıştırmayan adamdan belediye başkanı mı? Bakın en komik ne biliyor musun? Ya vallahi billahi ben o Rabbine gelmezsem sokağa gezmekte utanırım. Bakın TOKİ binaları olana da değineceğim. Hemen yanında belediyenin binası var. Allah aşkına buradan giderken bir bakın. Suaları yere dökülüyor. Rahmetli Zırap'ın yaptığı binayı boyatmaktan aziz bir belediye başkanı var. Öyle bir belediye binası olur. Hiçbir kafanı belediyeye girerken yukarı kaldırmıyorsun ya. Şu anda Rize'de belediye binası sirkin görüntüler içindedir. Kendi binasını boyatamayan adam esnafa ne diyecek? Esnafa bir şey diyebilir mi? Esnaflara yolunda sen kendi binanı boyat. Kendi binasını boyatmaktan aziz bir belediye başkanı. Sahil havuz kesitleri var bilir misiniz sahilde? Asansör de var, asansör. Asansörler çalışmıyor. Yazın oradan geçerken bir hanımefendi el çocuğuyla beraber geldi. Merdivenin dibine bakıyorum, merdivenle yukarı çıkaramıyor, asansör çalışmıyor. Dedim abla yardım edeyim sana. Dedi ki ya böyle bir şey olur mu dedi ya. Çocuğumuzla karşı tarafa denize geçemiyoruz diyor. Uç geçidi çıkamıyoruz diyor. Uç asansörleri çalıştıramayan adam buradan belediye başkanı olur mu? Bakın hemen karşımızda yürümeyen bir merdiven koydular adını. Yürümeyen bir merdiven. Aslında yürüyen merdiven de yürümeyen bir merdiven. 5 yılda bir merdiveni yürütemeyenden belediye başkanı olur mu? Çok sağ başkanım. Bizim oğlum programı sebebiyle kalkmamız gerekiyor. Biraz toparlarsak sevinirim. Sevgili arkadaşlar. Taksi durağına uğradım. Dediler başkan, akşam zamberle kapattığın zaman Rize'de tuvalet yok, gideceğiz tuvaletimiz yok ya. Bunu söylemekte sıkılıyorum. Rize'de ümumi tuvalet yapamayan bir belediye başkanıyla karşı karşıya. Umumi tuvalet, Rize'de umumi tuvalet yok. Zamberle kapattı. Allah millete yardım etsin. Bakın, Rize'de kapalı pazar yeri yok. Çabuk sapık geçeceğim, genel başkan yardımcı var mı gidecek? Olursuz sizlerle seçim zamanı bunları paylaşacağım. Otok arayıcılar sitesi yok Rize'de. Bunlar şehircilerin olmasa olmazlarıdır. Ama şimdi hep beraber Rize Belediye Başkanı'na soralım. 5 yılda belediye bloklarını Şehircilik ve İklim Bakanlığı yaptı. Yağlıtaş'taki kentsel dönüşümü TOKİ yaptı. Meydandaki sosyal tesisi Bursa Büyükşehir Belediyesi yaptı. Sahildeki sosyal tesisi Spor Toto yaptı. Peki sen 5 yılda Ankara'dan sana gelen paralar, kişi başı para alıyorsun. Herkese mesaj yazdım ki inşaat çağınızı zemeşez alın, belediye bu çok para alsın, işte Rize'ye çok para girsin. Ankara'dan gelen paralar, Rize'den topladığım paralar, bu hizmetleri merkezi hükümet yaptığına göre şimdi ben hemşehrilerimin adına soruyorum. Sayın Rami Metin, sen 5 yılda Ankara'dan gelen paraları Rize'den topladığın paraları ne yaptın? Bunu sana soruyorum. Bunun cevabını da senden istiyorum. Ama sen ne yaptın biliyor musun?
İşsine açlığa mahkum ederken sen İller Bankası'ndan kendine bir tane de maaş bağlattın. Ama işsin aç, işsine de ekmez getiremezken sana maaşın dahi yetmedi. İller Bankası'ndan beyefendiye bir tane de maaş bağladılar. Yönetim kurulunun ataklarını bir tane de maaş bağladılar ona. Bunlar kendilerinden başka hiçbir şey bir nasıl olsa Rize'nin Cumhurbaşkanı'na oy verir. Biz de böyle turist ömer gibi dolanalım bunun içine. Sevgili hemşehrilerim, artık yeter. Rize bunu hak etmiyor. Rize bu yönetimi hak etmiyor. Bakın bir inşaat şirketinin yönetimini almışlar, Rize Belediyesi'ne götürmüşler. Birini başkan yardımcıların inşaat şirketi var. İnşaat şirketi, hala da o inşaat şirketi devam ediyor. Bunlar en iyi neyi götürür biliyor musunuz? Kat karşılığınız, sorunlu imalarsa da var ya, onlara iyi gözlerler. FETÖ'nün okullarını kendilerine almaya iyi gözlerler, ucuz bir paraya kapatmaya iyi gözlerler. Artık hemşehrilerime diyorum ki, geldim, her şeyimle hazırım. Bilgimle, liyakatımla, vizyonumla, dürüstlüğümle, tercümle ben Rize'de belediye başkanlığını herkesten daha iyi yapacağıma iddia ediyorum. Ben hazırım. Bravo. Ben bugüne kadar arkama duran hiç kimseyi masum etmedim. Allah'ın izniyle Rize'lere sesleniyorum. Gelin yanıma, durun yanıma. Hayatta masum etmeyeceksiniz. Rize'yi